Hasır elitti geldi. 10 kişiyiz. Tamam giriyorum. Var mı şu an burada eksik olan? Başlatıyorum. Yayını açıyorum önce. Yayını açtım size. Yayına girdiğinizi onaylayın. Girildi. Tamam. Oh be. Artık başlayabilir miyim ya? Yeter. Yordunuz beni ya. Vallahi yordunuz ya. Başlatıyorum şu anda. Başladık. Evet. İlk soruyu zaten biliyorsunuz. Okumayacağım bile. Yordunuz beni şu an. Şu an beni çok yordunuz. Şu an çok yoruldum. Yordunuz beni. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Bunu da okumayacağım. Hızlı olan daha çok puan alıyor ona göre. Hızlı olan daha çok puan alır. Ulan nasıl yanlış yaptınız bunu? Kim yanlış yaptı? Evet. İlk kez okuyacağım soruya geçebilir miyiz artık? Geçiyorum. Evet. Efendim üçüncü sorumuzdayız. 2 puan değerinde 2004 yılında Dota All Stars geliştiriciliğini üstlenen ardından Dota'dan ayrılıp LoL'ü geliştiren ekibe katılan kişi kimdir? Ryze mı? Trendemir mi? Guinzo mu? Rylai mi? Sallandı. Salladın mı? Evet abi. Doğru cevap Guinzo'ydu. Doğru cevap Guinzo'ydu efendim. Devam ediyoruz. Passivity, sektörel yapımcı şu an birinci sırada. Efendim dördüncü soru. Hearts of Iron, Europa Universalis, Crusader Kings gibi oyunların geliştiricisi hangi firmadır? Paradox, Valve, EA Sports ya da Ubisoft? Bunu bilemeyen beni hiç izlemedi herhalde. Birinci sırada hala sektörel yapımcı var. Beşinci sorudayız. İlk versiyonu 1999 yılında çıkmış olan Age of Empires 2'nin 2019 yılında çıkan son versiyonunun adı nedir? Simple Edition, HD Edition, Herb Derp Edition, Definitive Edition. HD Edition diyenler faka bastı. Passivity birinciliği ele geçirdi. Birinciliği ele geçirdi. Bravo, bravo. Efendim 6. soru The Wolf Among Us, The Walking Dead gibi çoklu seçenekler ve sonlar sunan hikaye tabanlı oyunların geliştiricisi kimdir? Rockstar Games, Telltale Games, Tencent, CD Projekt. Telltale Games diyen 6 kişi. Sizi tefkif ediyorum. Bu arada battılar abi. Evet, devam ediyoruz. 7. sorudayız. 2 şey bir rally oyunları serisi olan 4 serisi başlangıçta kime ithafen geliştirilmiştir? Double puan. Michael Schumacher mi? Craig Breen mi? Colin McRae mi? Fernando Alonso mu? Colin McRae cevabını verebilen 3 kişi oldu. Tefkik ediyorum sizi, tefkik. Passivity birincilikte şu an. Bakalım ne olacak. 8. soru. GTA San Andreas'ta oynadığımız karakter CJ'ye ihanet eden kimdir? Big Smoke mu? Sweet mi? Tommy Vercetti mi? Yoksa Ryder mı? Big Smoke cevabını 7 kişi verdi. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu kolay bir soruydu bence. Efendim 9. soru. Witcher 3'ün geliştiricisi ve dağıtımcısı CD Projekt hangi ülkedendir? Arnavutluk mu? Almanya mı? Amerika Birleşik Devletleri mi? Yoksa Polonya mı? Bravo. 8 kişi. Hiç fena değil. Devam ediyorum efendim. Hitman oyununda canlandırdığımız karakterin ajan kodu nedir? 32, 47, 25, 49. Sorular birazdan daha zorlaşmaya başlayacak. Hazırsanız biraz bir tık zorlaşan sorulara geçiyorum. Şu ana kadar ne durumdayız sayın yarışmacılar? Kolay. Kolay. Kolay diyen kim? Fena değil gibi ya. Kaç puanlarınız var? Şu an kendinizi takip ediyor musunuz? 5.5K abi. 8.5K. 7.100. 11.000. Yani aslında bayağı yakın gidiyor puanlar. Yani ben bakıyorum. Minnak farklar. En kötü durumda olan benim sanırım ya. Öyle mi gerçekten? Evet. Geçer. O da geçer. Şimdiki sorular arasında duble... Kadın düşmanı olarak
bir kadın düşmanı olarak bana mı diyorsun? Duble puan sorulara geleceğiz yavaştan. Kaç tane daha duble puan sorumuz var. Sizi rahatlatacağına inanıyorum. Hazırsanız bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Hazırız. Devam ki. Şu andaki sıralamada Passivity 11K ile birinci sırada Haşmetli Noah 9K, RepGG 9K, Roche 8K, Rost Uzer'de onun bir tık üstünde. Devam ediyoruz efendim. Cahre'nin ünlü doğduğun köydeki yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım sen ne yaptın sözleri kime söylenmiştir? Rauf Güneş mi? Ferit Fıtçın Karakaya mı? ASBC mi? Yoksa Zade mi? Kolaydı. Rauf Güneş diyenler ya. Doğru cevabı verdiler. Passivity hala birinci sırada. 2000 puan değerinde. Hepimizin bildiği EA Sports. Nokta nokta game aslında nedir? Tını game mi? To the game mi? It's in the game mi? Yoksa the new game mi? It's in the game. EA Sports. It's in the game. Evet efendim. 14K ile Passivity demir yumruğuyla bu yarışmayı yönetmeye devam ediyor. Efendim PUBG oyununun açılımı nedir? Kolay bir soru atalım dedik. PlayerUnknown's Battlegrounds mu? PlayerUnknown Battlegrounds mu? PlayerUnlost Battlegrounds mu? Yoksa Players United Battlegrounds mu? Unlost abi. Unlost. Sektöre hoş geldin. PlayerUnlost'a kim verdi ya? Devam ediyoruz. Passivity hala birincilikte devam ediyor. Doğru mu yanlış mı? CSGO'da AUG isimli silahın fiyatı 3500 dolardır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. 3300. 3300. Eski versiyonlarında 3500'dü. 50-50 gittiniz burada. Bakalım Passivity doğru bilemedi galiba. Doğru mu bildin? Passivity doğru mu bildin? Evet. Vay pezevenk her şeyi biliyor. Bir doğru yanlış sorusu daha. Cahre'nin Twitch hesabının açılış tarihi Twitch'in kuruluş tarihinden daha eskidir. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru. Bilemeyen vatan aynıdır abi. Bilemeyen vatan aynı şu an. Banlayabilir miyiz abi? Banlayalım bilemeyeni. Beni banlayın lütfen. Sen miydin? o zamanlar Justin TV'di. Twitch TV olmadan açmıştım. Account'lar devam etti öyle. Devam ediyorum. Efendim tüm zamanların en çok satan PC oyunu aşağıdakilerden hangisidir? Minecraft mı, CSGO mu, GTA 5 mi yoksa PUBG mi? Yanıltıcı şıklar var içinde çok fazla. Doğru cevap PUBG'ydi ve kimse bilemedi. Nasıl ya? Nasıl Minecraft olamaz ya? Abi... Doğru hatalı cevap PUBG'ydi. Hatalı değil. 4-5 tane farklı kaynaktan araştırdığım kadarıyla yaklaşık 45 milyonla PUBG hepsini tokatlamış. Bu doğru. Bilgilendik. Evet, bugün de kültürlendik. Devam ediyorum. Kimse bilemedi bu soruyu mesela. Minecraft'ta canlandırdığımız orijinal karakterin adı nedir? John, Steve, Osman ya da Wilson. Osman. Doğru cevap Steve'di. Bunu herkes bildi. Aslında Minecraft'taki kadın karakteri soracaktım. Dedim ki aşırı zor olur. Nasıl zor olur abi? Alex'i bilmeyen mi var? Ama şimdi ne bileyim. Burada bir kadın düşmanlığı sezdim abi ama. Ben de yani. Ama arada. Steve ilk çıktığı versiyondan biri Steve olduğu için onu sormayı tercih ettim. Bunu herkes bildi. Şaşırttınız beni. Teşekkür ederim. Efendim 18. sorumuzdayız. Çift puan. Dota'da Roshan, LoL'de Nashor olarak bilinen yaratık bu iki oyunun da geliştiriciliğini yapmış olan Guinzo'nun nesidir? Baldızı mı, oyuncak ayısı mı, bowling topu mu yoksa tenis raketi mi? Baldız abi. Doğru cevap bowling topuydu. Nasıl ya? Baldızı olmaz mı?
Doğru cevap dayısı. Evet, Akumara'yı chatten yazdı. Devam ediyorum. Roche birinciliğe oturdu. Bir dakika. Ne? Son anda Roche birinciliğe oturdu. Pasirinity ikincide. İkinci sırada. RepGG üçüncü sıradan takip ediyor. Devam ediyoruz. 19. soru. Rainbow Six Siege operatörlerinden Mira hangi ülkenin vatandaşıdır? İspanya mı? Almanya mı? İtalya mı? Yoksa Fransa mı? Keşke bilgisayarım kaldırsa da bilsem. Doğru cevap İspanya'ydı. Bir kişi doğru bilmiş. Kim o? Hakikaten. Ben bildim abi. Kimsin sen? Frost User. Helal olsun. Helal olsun. Zor bir soruydu. Kabul abi, ediyorum. Vuruyoruz. Zor bir soruydu. Kabul ediyorum. Evet efendim. YouTube'daki Mount & Blade serisinde Cahreyn'in Korkan'ın kalesi olmaz sözlerini hangi kale defansında sarf etmiştir? Jelbeji mi? Veluta mı? Etrosk mu? Yoksa Knudar mı? Korkan'ın kalesi olmaz. Korkan'ın çocuğu olmaz. Evet. Ben bunu biliyordum da. Knudar. Doğru cevap Knudar olacaktı. Şimdi 5 tane dengeyi bozabilecek. Pasirinity bu arada yine birincilik sırasına oturdu. Roche'nin bu soruyu bilememesi nereden baksanız çüş yani. Üzücü. Şimdi sizi dengeyi bozabilecek ve sizi kurtarabilecek 5 tane TürkNet sorusu var. Sponsorumuz yeni TürkNet. Yeni abone oldum. Yeni abone olduysan bu soruların cevaplarını biliyor olman lazım. Evet. Bakalım seni kurtaracak mı? Türkiye'de ilk internet bağlantısı hangi yılda gerçekleşmiştir? 1993 mü? 1994 mü? 95 mi? 96 mı? Türkiye'deki ilk internet bağlantı yanılmıyorsam ODTÜ'de. 93 diyen iki kişi. Siz kimsiniz? Benim abi. Bravo. Tevkif ediyorum. İkisi de mi? Geçen, de geçen mi? Haberini okudum ya. O yüzden. İkisi de mi sensin? Diğeri konuşmayan birisi galiba. Hazırsanız devam ediyorum. Hazırız. Asirinite hala birinciliğini koruyor. 22. soru. TürkNet hangi yıl evlere internet hizmeti vermeye başladı? 95 mi, 96 mı, 97 mi, 99 mu? ...93'te Türkiye internet geldiyse... ...doğru cevap 96'ydı. Gerçek TürkNetliler biliyor abi. Işte. Gerçek TürkNetliler burada mı? 99'u şaşırtmaca olarak koydum. Çünkü arada 2 yıl atlayan bir teko vardı. Düştünüz hepiniz. Tebrik ediyorum. Evet efendim. Pasirinity 20K ile birinci sırada hala. 23. soru. TürkNet Nprev hız testi sonuçlarına göre... ...Türkiye'nin en hızlı ve en düşük pingli servis sağlayıcıları arasında kaçıncı sıradadır? Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü, dördüncü mü? Bir demeyen de ne bileyim. Birinci. Bir de kablo net yok muydu ya? O şey, marka. Steam'deki indirme hızı. Doğru söylüyor, yok ondan bahsetmiştik çünkü. Steam'deki indirme hızında bir de kablo net vardı. Baktığımız zaman iki de TürkNet vardı. Oradan kafalar karıştı. 24. soru. TürkNet'in aktif altyapısında YAPA'da upload hız limiti nedir? 3 megabit per second, 5 megabit per second, 100 megabit per second ya da limitsiz altyapının desteklediği maksimum hız. Limitsiz diyenler kazandı. Siz yeni sorgulamışsınız. İnternet bir hafta muhabbetini. Oldu abi. Evet, bir hafta. Ben yeni abone oldum da. Afiyet olsun inşallah. Pasirinity devam ediyor. Frost bu arada alttan geliyor. Son sorumuz. Biliyorum. TürkNet 2019 yılının en büyük çoğunluğunda hangi online içerik platformuna Türkiye'den en hızlı bağlanan operatör oldu? Blue TV mi? Puhu TV mi? Netflix mi? Amazon Prime mı? Dengeler bozulsun. Doğru cevap. Olmadı. Netflix. Olmadı abi. Yüzde. Şimdi ilk üçü görelim. Üçüncü sırada RepGG. İkinci sırada Roche ve birinci sırada evet 7 puanla kaybettim. Pasirinity. Abi dengeler bozulmadı ama. Siz bozamadınız, ben ne yapayım?
Zordu be. Zor muydu? Güzel oyun. Güzel oyun. Abi, önemli puan olan katılmaktı. Neyse abi, Roche yarısını ben aldım. Olduğu kadar abi, ne yapacaksın? Türk ne soruları bitirdi beni, bir dahakine çalışıp geleceğim. Hakikaten Rap GG ile Roche arasında 7 puan fark var. Olsun abi, buna da şükür. Bir klik farkla kardeşim, bir klik farkla. Abi 8. oldum, kendimle gurur duyuyorum. Nasıl başardın asıl ya? Asıl soru sonuncu kim? Sonuncu kim? Sonuncu benim galiba abi. Erlik mi? Aynen abi. Alkışlar Erlik için. Melsiz sen kaçıncı oldun? Ben sanırım 5. Ben de 4. abi. Ucundan kaçırmışsınız. Yakındım ya. Yakıntı mı oluyor hız ve barak? Doğrudur, hız önemli çünkü Erlik. Hız önemli. Hızdan kaybettim ben abi ya. Ben Discord'da evet, mobilden ben bağlandım da oradan biraz sorun yaşadım. Neyse, RapGG mesela hızdan kaybetmiş. Daha fazla bildim. Daha fazla aynen bilmiş. Ama pasirinite hakikaten tefkifler yani. 19 tane bilmek önemli. 19 tane. 25'te 19 patlattı herif ya. Pasirinite Türk olduğunu biliyorum. Arkadaşların nicklerini alalım. Ödüllerini ben kendilerine gelecek hafta içerisinde ileteceğim. Katıldığınız için teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Efendim canım. Birine selam söyleyebilirim ben. Oh shit, here we go again. Here we go. Şöyle. Hadi. Abi buradan Batuhan'ın cebine. Tamam. Başka? Eyvallah. Bu kadar. Eyvallah. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kaçıyorum ben. Size iyi seyirler. Eyvallah. Görüşmek üzere abi. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Şimdi ilk denememiz olduğu için bir tık amatörce oldu. Katılıyorum. Daha keyifli bir hale getirmek için kafamda birkaç tane şey var. Ama ben bu bilgi yarışması muhabbetini açıkçası beğendim. Hoşuma gitti. Soruları da güzel hazırladık bence. Genel kültür yapsak mesela sarar mı? Abi soruyorum şu an. Sardı mı sarmadı mı? Mı?